Evet arkadaşlar, dün başımdan geçen bir küçük olayla başlayayım. Bir markete gittim, tanıyorum sahibini de, onun kızı, ilk defa görüyorum. Dedim, sordum, bebişim dedim, ne yapıyorsun, okuyor musun falan. Evet dedi, okuyorum dedi. Ondan sonra ama böyle hiç gözlerinde bir parıltı göremedim yani, hani üniversite okuyor. Dedim, hangi bölümdesin? İnanın, o tavrı hiç unutmayacağım. Onun için bu videoyu çekmek istedim. Belki öğrencilere denk gelir, izlerler. Felsefe dedi. Yani demek ki felsefe deyince o kadar çok olumsuz eleştiri almış ki, insanların yüzündeki o tavrı, şeyi görmüş böyle. Ve kız içine kapanık bir vaziyette felsefe dedi. Dedim, hangi çağlara geldiniz? Orta çağdayız dedi. Aa dedi, siz şey yapıyorsunuz. Bir anda böyle dedim ya, güzelim dedim, sana bir şey söyleyeyim mi? İki tane dedim hayranı olduğum bölüm var. İşte dil, tarih, coğrafya ya da filoloji. Çok dilli bölümler. Orayı okuyanlar. Bir de felsefe. Dedim, ikisine hayranlığım var benim. Aa gerçekten mi falan deyip kızın yüzü aydınlandı bir anda. Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar, muhteşem bir bölümdesiniz. Bakın, belki hani ne bileyim, felsefe ne olarak gözüküyor? İşte çok para kazanamayacağım bir bölüm gibi falan. Kendini kazanırsın. Bu her şeydir. Bakın, sayısal bölüm bitirmiş, belli yerlere gelmiş. Bence onlar hiçbir yerdeler de, hadi sizin dilinizle söyleyeyim, belli yerlere gelmiş insanların içinde o kadar çok gerizekalı var ki, sadece okudukları bölümü bile beceremeyen öyle çok gerizekalı var ki, yetisi yok, doğru düzgün bir karakteri yok, bir şeyi yok yani. Anlatabildim mi? Hani mesleğinde bir başarı elde edecek böyle bir yetisi, kabiliyeti yok. Çünkü ona göre yönlendirilmemiş. Bunları daha önce anlattım. Sadece o sınavları geçmek için dersleri çalışmış, kafasına doldurmuş, sınavı geçmiş, hop o bölüme gelmiş. İşte sizin üst düzey diye kabul ettiğiniz mesleklerin başına gelmiş ama sıfır. Kabiliyet, yetenek sıfır. Ama felsefe öyle değil. Bakın, yani müthiş, internette bir tane kız var. Felsefeci videolar yapıyor. Ya hayranlıkla izliyorum. Ya böyle bir şey olamaz ya. Olamaz yani. Şey. Muhteşem, engin bir tecrübe. Yani şöyle düşünün, yani insanlar bu konunun uzmanı olan, bu konuda kabiliyeti olan, söylem yeteneği olan insanlar dünyayı nasıl tasvir etmişler, nasıl tanımlamışlar? İşte Sokrates'ten başlamış, bilmem ne, Nietzsche. Dün mesela 2 saate yakın Nietzsche'nin Sokrates hakkındaki düşüncelerini dinledim. Büyük bir keyifle yani. Yani ne film izlerim, ne bir şey yaparım, ne dizi izliyorum. Felsefe mesela muhteşem bir şey. Bu yaşınızda anlamıyor olabilirsiniz ama bu size öyle şey katacak ki, inanılmaz böyle bir benliğiniz, karakteriniz oturacak. Herkesten farklı bakacaksınız dünyaya. Herkesten. Diğer bütün dallardan çok daha farklı bakacaksınız. Çok daha tecrübeli ve bilen biri olarak hayata bakacaksınız. Felsefi bildiniz mi? İş bitti ya, ben size söyleyeyim ya. Ya boş verin kaç para kazanacağınızı. Ben hayranıyım ya felsefecilerin. Bakın kaç tane dil biliyorum, iyi kötü. Ama felsefe, bilmediğim bir alan, öğrenmek istediğim bir alan. Keşke okusaydım. Nasıl ki insanımız senfoni orkestrasının sanat müziğini sevmiyor çok fazla. Özellikle gençler. Ama gerçek müziğin onlar olduğunu biliyoruz biz. Öyle değil mi? Sevgili gençler, sizi kabartan, böyle tüylerinizi diken diken eden senfoni müziğidir. Çok sesli korolardır esasında. Ama biz ne yaparız? Onlarla dalga geçeriz. Misal. Niye? Bilmiyoruz. O seviyeye erişmedik ki. Böyle düşünün. Hatta skeçlerde komedi, dalga geçilir. Orkestralarla, bilmem nelerle. Ama işin aslı öyle mi? Değil.
Bakın, muhteşem bir karakter olacaksınız. Ve ikili ilişkilerinizde de çok işinize yarayacak felsefe. Her şeyi bileceksiniz. Kimse size madik atamaz. Muhteşem bir bölümdesiniz. Daha sonra tekrar detaylı bir şekilde umarım felsefe konuşuruz. Felsefeciler bana yazarsa çok memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.